oradaki ne? Çıkan ne ama? Şuna bak. Çıkan şu kadar. Ben kervanda gözleme artı ayıran 3 kilometre. Otantikte kilo öyle köfte. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden uyanamadık daha maalesef. Selam. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyi valla. Ben daha yeni uyandım bu arada. Şimdi arkadaşlar 2020 yılının ilk Bodrum seyahatini yapıyoruz. Barış işe başlamak için gidiyor. İşbaşı yapmak için Bodrum'a. Ben de birkaç tane yer var işte, görüşmeye gideceğiz otele. Daha doğrusu otellere. İşte hem onlarla görüşmek için hem de dedim hazır araba gidiyorken bir Bodrum seyahati yapalım dedik. Şubat ayında nasıl oluyormuş bir vlog çekeyim dedim. Hem de bir işte gezelim yeniden, çarşıyı marşıyı görelim dedik. Bu arada güneş yine çıktı, bu çok güzel vurdu maşallah. Sabah güneşi kime vurmuş lan? Sabah. Sabah güneşi bana vurulacak. Güneşten kurtulamadık arkadaşlar. Böyle bir çare buldum. Birazdan yine çıkacak. Vallahi yolculuğumuz bayağı bir eğlenceli geçiyor bu sene. En son geçen bir işe başvurmuştum kariyerden. Şey, nereye lan? Yeniköy Motors'a başvurmuştun değil mi? Aynen, Yeniköy Motors. Yeniköy Motors. 3 kere görüntülemiş CV'mi ama bir kere aramak zahmetinde bulunmadılar. Gözlerine inanamamışlar. Aynen, CV'yi görünce gözlerine inanamadılar. 3 kere görüntülemişler. Volkan Bey bize başvurmuştu. Her neyse, şimdi gidiyoruz bakalım işte Bodrum Kalesi, çarşı marşı, biraz yine vlog çekeceğim sizlere. Birkaç tane de iş görüşmesi yapıp İstanbul'a geri dönüş yolculuğunu da tekrar güzel bir video yapıp sizlerle paylaşacağım. Şu an Akhisar'dayız, Bodrum'dan çıktık, İstanbul'dan çıktık, Akhisar'a doğru gidiyoruz. Yine Honda'yı aldık arkadaşlar, Barış'ın arabayı. Yaklaşık şu an LPG'de araç 22 kuruşa kadar düştü yakıt tüketimi. Yeni hesaplamamıza göre 1.8 araba. Evet Barış, sence kaç para yazacak? Yazacak. Kaç para? Germencik çıkışındayız şu an Bodrum. Ben diyorum en fazla 20. Bakacağız. Bakalım. 6 lira yazdı. 6 lira yazdı. O, ne oldu? 5.70 olan yer. Oyuncu var burada arkadaşlar. İzmir'i geçtikten sonra Aydın Otobanı'na giriyorsunuz İzmir trafiğine girmeden. Burası tabii eski hükümetin, eski devletin yaptığı yol olduğu için ucuz oluyor. Yeni hükümetin yaptığı yolların fiyatlarını hep beraber görüyoruz. İzmir çıkışından, Bornova'nın oradan tam böyle İzmir'e daha girmeden yaklaşık 60-70 kilometreye yakın yol geldik arkadaşlar. Germencik çıkışına kadar geldik, sadece 6 lira otoban ücreti ödedik. Bu gerçekten güzel bir rakam. Buraya nasıl el atmadılar hayret. İnşallah da hep böyle kalır. İstanbul'da 10 kilometre yol gidiyorsunuz otobanda, veriyorsunuz 20 lira 15 lira para. Ondan sonra da dönüş yolculuğunu yine sizlerle paylaşacağım. Eminim inşallah güzel bir vlog olur. Bu arada iki depoyla falan geldik aşağı yukarı arkadaşlar. Onu da yani şöyle söyleyeyim size, LPG'de bu araba hiçbir şey yakmıyor. LPG'yi size öneriyorum, özellikle Honda'larda gerçekten verimlilik seviyesi yüksek bir yakıt.
Bakalım işte, 3-4 tane otel var. Ben de onlardan biriyle anlaşmaya çalışacağım ama hem pozisyonlar biraz değişecek. Hem de işte artık... Şimdi ileride bir mola yeri var, Shell. Orada duracağız, bir kahve falan içelim, biraz ayılalım. Ondan sonra yola devam ediyoruz. Bodrum'u gerçekten özlemişim. 2020 sezonu başlıyor. Bakalım neler yapacağız. Yeni videolar diyoruz. Marmaris, Çeşme, Kuşadası. Bu sene çok güzel videolar çekeceğiz inşallah arkadaşlar. Bu sene güzel olacak. Bir kere burada girdin mi? Çıkamıyorsun bir tane. Arkadaşlar, güneşli Bodrum gününe hepinize merhaba. Bugün ben de birkaç iş görüşmesine uğradım. Ya o artık VIP şoförlük mü olur, satın alma mı olur, onu bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Hava gerçekten inanılmaz sıcak. Şu an 18 derece ya da 19 derece rahat var. İnanılmaz güneşli bir gün. Bakalım işte, şimdi Bodrum'a gezmeye gidiyoruz. Eğer şey olursa size... Eğer girebilirsem Bodrum Kalesi'ne de girip göstermek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra Barış'ın işi halloldu zaten. O yarın iş başı yapıyor. Bakalım, şimdi ben de bir iki tane daha otelle görüşüp artık şey yapacağız. Arkadaşlar, güneşli bir pazar günden yine hepinize merhaba. Palmarina'ya geldik. Bir iki tane iş görüşmesini yaptık. Şimdi haber bekliyoruz, bakalım ne olacak. Şimdi sizi Palmarina'ya götüreceğim. Biraz da orada gezelim. Artık ne tekneler varsa beraber görelim. Haftaya zaten boat show var. Orada da size tekneleri göstereceğim. When I was young, I fell in love with Mr. Old Hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much. And you didn't believe me when I see you with the wall. Every day, she found a way out of the window to sneak down late. She used to meet me on the east side, the city with a sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a brick or red. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life and put that life through. My love is yours if you're willing to take it, yeah. Baby, you know I just wanna tonight. Seriously, we got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. Now I'm thinking back to
When I was young, I did it then when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day you know where we'd ride, up the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want, drive down to the coast, jump in the sea, just take my hand and come with me. Arkadaşlar, Yalıkavak Marina'dayız. Emre Pahalı Marina diye geçiyor ismi. Şubat ayının 20'sindeyiz. Gördüğünüz gibi her yer bomba. Tekneleri size biraz göstereyim dedim. Dolaşmaya devam edeceğiz. Diğer kafeleri de etrafta size göstereceğim. Tabii şu an durumumuz olmadığı için böyle idare edeceğiz görüntülerle. Burası Bodrum'un. Bodrum'a 20 kilometre mesafede. Bodrum'un en kaliteli alışveriş merkezi. Bakalım, hep beraber geziyoruz. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. See where the sun don't set.